Gençlik merhaba. TET Biyolojik Kan programımıza devam ediyoruz. 8. gündeyiz. 8. günümüzün ikinci videosu. Konumuz da hücre bölünmeleri ünite 4. ünite. Burada MEP kitabındaki soruların TET uyarlanmış halini çözmüş olacağız. 28 tane sorumuz var gençler. Hemen başlayalım birinci sorumuzla. Birinci soruda ne diyor? Yukarıda üreme olaylarından çeşitliliğe neden olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hidranın tomurcuklanma ile üremesi Eşeysiz üreme olduğu için burada çeşitlilik olamaz. Çeşitlilik ancak eşeyli üreme ile ilgili olan durumlarda söz konusudur. Gül bitkisinde çelikle üreme bu da eşeysiz üremedir. O zaman burada da çeşitlilik yok. İnsanda eşeyli üremede çeşitlilik olduğu için artımızı atalım. Olmayanlar dediği için o zaman 1 ve 2 diyeceğiz. 2. Mayozda gerçekleşen olaylarından hangileri mitozda gerçekleşmez? Bakın sinapsis sadece mayoza özgü olan bir durumdur. Mitozda gerçekleşmez. Crossing over mayozda gerçekleşir ama mitozda gerçekleşmez. Kromatit ayrılması hem mayoz bir hem mayozda var hem de Mitozda olduğu için ortaktır. Zaten ortağı sormuyor ama mitozda olan durumu soruyor. Bu olay mitozda gerçekleşir. Homolog kromozomların ayrılması da mitozda olamaz. Sadece mayozda olan bir durumdur. O zaman bu da gerçekleşmedi. Bize gerçekleşmez dediği için de cevabımız ne olacak? D şıkı olacak. Gençlik daha önce de hem konu anlatımında hem de soru çözerken söylemiştik zaten. Özellikle bakın sinapsis, crossing over, homolog kromozomlar ve tetrad kavramları. Bakın burada 4 tane kelimemiz var. Bu kelimeler bize çok fazla soru çözdürür. ÖSYM'nin bugüne kadar mayoz ve mitoz ile ilgili sorduğu sorularda. O yüzden bu 4 kavrama dikkat edelim. 3- Aşağıdaki şekillerden hangisi mayoz geçirmekte olan 2 eniştir 4 kromozomlu bir hücrenin anafaz 2 evresine aittir? Hemen şurada birinci aşkına baktığımız zaman burada gençler 4 tane üstte 4 tane de altta olmak üzere 8 tane kromozom görmekteyiz. Bu bize neyi çağrıştırır? Aslında bu 8 kromozomla bir hücrenin anafaz bir evresini gösterir. Peki ben nereden anladım anafaz bir olduğunu ya da 8 kromozomlu olduğunu nereden anladık? 8 parça var burada zaten oradan anlıyoruz. Peki anafaz bir olduğunu nereden anladık? Çünkü anafaz bir homolog kromozomlar ayrılıyor. Bakın burada homologlar ayrılıyor. Yani kromozomlar ayrılıyor. iki parçalı kromozomlar ayrıldığı için bunun anafaz 1 olduğunu anlarım. Peki burası ne? Burası da 4 kromozomla bir hücrenin anafaz 1'i olur. Zaten bize anafaz 2'yi sormuş. Yani mesela burası anafaz 1 olsaydı cevabımız direkt 5 şık olmuş olacaktı. Burada homolog kromozomlar karşılıklı olarak dizilmişler ama ayrılmaya başlamışlar. Eğer yanına birleşik olmuş olsalardı da buna da metafaz 1 derdik. 4 kromozom bir hücrenin. Bakın bu tarz sorularda şu kelimeye dikkat edin. Buraya çok dikkat etmeniz lazım. 2 en olarak size 4 mü verilmiş, 6 mı verilmiş, 8 mi verilmiş? Bunun üzerinden yola çıkarak çözmek gerekiyor. Peki C şıkkına baktığımız zaman bakın burada kardeş kromatitlerin ayrıldığını görüyorum. Kardeş kromatit ayrılması mayoz 2'de olur ya da mitozda olur. O zaman ben burada e, 4 kromozomlu bir hücrenin ya mitozu derim ya mitozunu söyleriz ya da 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisini deriz bakın çünkü e, mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılması var e, mayoz 2'de de e, eğer bu mayoz ise daha doğrusu kromozomlar demek yarılanmış durumda bu 4 kromozom burada gördüğüme göre tabi karşıda var 8 olacak ama şu an ayrılmak üzereler e, 8 kromozom bir hücrenin mayoz 2'si ana e, ikisi olduğunu söylerdik. E tamam hocam bu ana faz iki tamam uydu ama burada kromozom sayısı uymadı. Bu sekiz e, kromozomlu bir hücrenin ki. Buraya bakalım bakın. Burada e, iki tane kromozom ayrıldığını görüyoruz. Tabi bunlar ayrıldıktan sonra tekrar e, kromozom diyoruz ama bakın burada iki tane birleşik olunca iki kromozom diyecektik. Demek ki bu artık iki ayrılmış olan bir hücre olmuş oluyor. Yani mayoz 2'nin ana fazına ait olmuş oluyor. O zaman cevabımız da direkt değişik olmuş oluyor. Peki burada bu ne? Bu bakın telafazı gösteriyor bize. E, 4 kromozomlu bir hücrenin telafaz 1'ini gösteriyor. Çünkü e, telafaz 1'in sonucunda iki tane kromozom aşağıda iki tane kromozom da yukarıda bu şekilde ayrılmış olacaktı. Eğer soruda anafaz 2 değil de telafaz 1 demiş olsaydı o zaman cevabımız da E şıkkı olmuş olacaktı. Hemen dördüncü soruya bakalım. Kamçı kuyruklu kertenkelelerde erkek birey yoktur. Popülasyon dişilerin eşeğsiz çoğalmasıyla gelişen bireylerden oluşur. Dişi bireyin mayozla ürettiği yumurta, yumurtanın kromozomlar iki katına çıkıyor. Tabi bu mayozda olmuyor. Yani mayozda e, mayozla oluşurken büyük ihtimalle bu anafaz evresinde kromozomlar ayrılınca e, yarılanmadan o şekilde kalıyor. Yani çekirdek bölünmesi evresi görülmediği için de e, ne oluyor? İki katına çıkmış oluyor. Ve diploid hücreler oluşur. Diploid hücre ise mitozla gelişerek yeni bireyleri meydana getirir. Burada ne diyor bize? Kamçı kuyruklu kertenkelelerde Tür içi genetik çeşitliliğin görülmesinin sebebi nedir? Aslında burada cevabını vermiş oldu gençler. İşin içinde mayoz kattığına göre e, çeşitliliğin temel sebebi mayozdur ya da döllenmedir dersiniz. Zaten burada da döllenmeden falan bahsetmedi çünkü diploit hücreler gelişerek mitozda çoğaldılar falan diyor zaten soru, e, sorunun e, içerisinde de. O zaman buna göre bunun temel sebebi nedir? Bakın aşkından ne diyor? Partenogenez öncesinde yumurtaların mayoz ile çoğalması, mayoz ile oluşması pardon. O zaman cevap direkt bu olur çünkü e, yumurtalar ...mayoz geçirince çeşitlilik oluyor zaten. Partenogenezde e, bir yumurta ana hücresinden dört tane yumurta oluştu diyelim. E bu yumurtalar o zaman birbirinden farklı olacaklar zaten. Yani demek ki farklılığın temel sebebi aslında mayoz bölünmedir. Embriyo gelişiminin mitoz olması. Zaten mitoz çeşitlilik yapmıyor ki. Yumurtaların döllenmesi. Yumurtalar döllenmiyor ki burada. Döllenmeden de bahsedemezsiniz. Erkeklerde sperm oluşumunun mayoz olması. Zaten bu popülasyonda erkek yok ki. Onu da eliyoruz. Yumurtadaki kromozom sayısının iki katına çıkması. Bakın bu iki katına çıkma Bizi şaşırtmasın. Burada zaten çeşitliğe sebep olan bir olay değil. Burada mayozun, homolog kromozomların rastgele belki dağılması veya crossing or olayın gerçekleşmesi sonucunda aslında çeşitlilik oluyor. Yani kromozom sayısı iki katına çıktı diye burada döllenme ile ilgili bir durum söz konusu gibi düşünmeyelim. O zaman bu da olmadı. Cevap da aşık olmuş oldu. 5. Yukarıda çilek bitkisinin üreme şekli verilmiştir. Bu üreme bu üreme biçimiyle ilgili hangisi doğrudur? Bize doğruyu soruyor gençler. Doğruyu bulmaya çalışacağız. Bitkinin değişen ortam koşullarına, şartlarına uyumunu arttırır. Bu eşeyli üremenin özelliğidir. Yani bu eşeyli üreme değil ki burada eşeysiz üreme görüyoruz. Bakın bu çilek bitkisinin sürünücü gövdesi toprağa değiyor, yeni bir çilek bitkisi oluyor. Yani buradaki çilek bitkisiyle buradaki çilek bitkisinin genetiği birbirinin tıpkısının aynısıdır zaten. Genetik olarak farklı çilek bitkileri oluşur. Yanlış. Mayozda yeni dokular oluşur. Halbuki mitozda oluşur. Oluşan yeni Çilek bitkilerine farklılaşma olmaz. Gençlik bu farklılaşmayı e, çok e, bazen sıkıntı çekiyorsunuz. Farklılaşma bakın, şöyle bir şekil diyelim böyleydi. Şekil şu hale geldi. Bu bile farklılaşmadır. Bakın yani herhangi bir değişim aslında farklılaşmadır. Farklılaşma sürekli vardır. Yani ille de genetik olarak farklılaşmak zorunda değildir. Görülmez dediği için yanlış çünkü zaten farklılaşıyor. Ataya tıp atıp benzeyen çilek bitkileri meydana gelir. O zaman bu doğru olmuş zaten olur zaten ki bu çilek bitkisinin bu şekilde çoğalması vejetatif bir üremedir. Vejetatif üreme de eşeysiz üreme şeklidir ve bir tıp ataya tıp atıp benzer bireyler elde edilmiş olur. 6. Hücre döngüsünde Olaylarından hangileri interfazda gerçekleşmez? Önce gerçekleşenlere bir bakalım. DNA'nın eşlenmesi gerçekleşir. Sentrozom eşlenmesi gerçekleşir. Kromozom sayısının artması gençler kromozom sayısı hiçbir evrede artmıyor. Daha doğrusu sadece e, anafaz evresinde artıyor. Tabi burada canlı, hayvan hücresi midir, bitki hücresi midir demediği için genel olduğu için biz bunu sentrozomu aslında kabul ettik. Gerçekleşmezini sorduğu için de cevapta C şıkkı olmuş olur. 7. Yukarıda verilen hücrelerden hangilerinin kromozom sayısı diploid bir canlının vücut hücresiyle aynı değildir bakın. E zaten sperm en kromozomludur. Yumurta ana hücresi 2 endir. Zigot da zaten 2 endir. E o zaman ne dedi bakın kromozom sayısı diploid değildir soruyor. E o zaman ne olur? 1 olur. Cevapta da olmuş olur zaten. 8. Eşeysiz üreme çeşitlerinden tomurcuklanma, partenogenez, vejetatif üremede hangileri ortak olarak gerçekleşmez? Bakın, kardeş kromatitlerin ayrılması tabii ki bunların temelinde mitoz olacak. Kardeş kromatitlerin ayrılması var. DNA'nın kendini eşlemesi üçünde yine var. Çünkü interfaz hepsinde var zaten. Homolog kelimesi diyor gençler, homolog kromozomların ayrılması yoktur burada ortak olarak gerçekleşmediği için çünkü burada mayoz olacak halbuki burada mitoz var burada mitoz var. Aslında bunun temelinde de başlangıcında mayoz var ama olsun yine de ortak olmadı. O zaman gerçekleşmez dediği için cevapta direkt C şıkı olmuş olacak. 9. insanlarda olaylarından hangileri mayozda yeni gen kombinasyonlarına olanak sağlamaz? Sağarlılara bakalım. Homolog kromozomların ayrılması yeni gen kombinasyonlarına, yani kombinasyonları farklılığa sebep olur. Gametlerin birleşmesi de döllenmedir. Bu da olur. Ama mayoz dediği için payordon buraya dikkat edelim. Mayozda diyor. Bu mayoz sonrası bir durumdur gençler. Bunu alamam o zaman. DNA'nın eşlenmesi de yine mayozda oluyor. Daha doğrusu interfazda oluyor ama gen kombinasyonlarına olanak sağlamıyor. Sağlamaz dediği için de cevabımız C oldu. oldu. Soruda bu mayozdaya dikkat edelim. Yoksa bu gametlerin birleşmesi de normalde çeşitliliğe sebep oluyor ama bu olay mayozdan sonradır. O yüzden burada dikkat edelim. Düşmeyelim. 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken crossing over e, görülme olasılığı vardır? Crossing over nerede oluyor diye gençlik mayozda. Yani kısaca diyor ki aşağıdakilerden hangisinde mayoz vardır? Portakal bitkisinin daldırma yöntemiyle üretilmesi bu eşeğsiz üreme şeklidir. E, eşeğsiz üremede mayoz yok, mitoz vardır. Şeftali ağacında gamet oluşması. Bakın gamet oluşması mayozdur kökeninde. O zaman e, crossing over da orada olacaktır. Pardon buna eksi atmamız gerekiyordu. O zaman bu cevap direkt 5 şıkı olmuş oldu. Çileğin sürüncü gövdesiyle üremesi burada crossing over olamaz çünkü burada eşeysiz üreme var veya mitoz var diyelim. Orkidenin soğanla üremesi yine eşeysiz üremedir. Kavağın çile, e, çelikle üretilmesi yine eşeysiz üremedir. Yani hep mitoz vardır. Burada mayoz olayı gerçekleşmiyor. O zaman crossing over demek aslında mayoz demektir. Mayoz da 5 şıkında yani şeftali ağacında gamet oluşması durumunda vardır. 11 Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri eşeğli üremenin eşeğsiz üremeye göre daha avantajlı olduğu durumları göstermektedir? Yani soru kısaca şu. Eşeğli üreme neden üstündür eşeğsiz üremeye göre? E çünkü kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Bu bir üstünlüktür. Yavruların çevreye karşı daha dayanıklı olması, daha değişen çevre koşullarına uyabilmesi bu bir üstünlüktür. Kısa sürede çok kısa sayıda birey oluşturması bir kere bu eşitsiz üremenin öz, özelliğidir. O zaman e, cevabımız da otomatikmen ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 12. Yukarıda verilen üreme şekillerinden hangilerinde döllenme gerçekleşmez? Bakın partenogenezde döllenme gerçekleşmeden mayozla meydana gelmiş olan yumurtalar transit gelişiyordu. Tabii ki diploid partenogenezlik durumu da var. E sporla üremede? Ee, yine döllenmeden bunlar gelişiyor. Eşeyli üremede döllenme var zaten. Çünkü şu ikisi zaten eşeğsiz üreme. E ...eşeğsiz üremede de döllenme yok. Eşeyli üremenin ana mantığı zaten döllenmedir. Yani döllenme varsa zaten ona eşeyli üre üreme diyorsunuz. İlla gamet olmak zorunda değil. Bakın gamet olduğu halde döllenme olmazsa zaten sen buna eşeyli üreme diyemezsin. O zaman ne dedi? üreme şekillerinde hangilerinde döllenme gerçekleşmez? 1, 2 deriz gençlik. cevapta da D şıkkı oldu. 13. Mayoz hücre bölünmesi sonucunda durumlarından hangileri gerçekleşir? Bakın mayozda kalıtsal çeşitlik var mı? Var. Gamet oluşumu var mı? Var. Kromozom sayısının yarılanması var mı? Var. O zaman hepsi olduğuna göre cevapta da E şıkkı olur deriz onun için. 14. Vejetatif üretim son yıllarda tarım ve bahçecilikte sıkça kullanılmaya başlandı. Eşeğili üreyebilen bazı bitkilerin üretiminde vejetatif üretim tercih edilmektedir. Vejetatif üretim sonucunda durumlarından hangileri gerçekleşir? Ürün kalitesinin arttırılması bu gerçekleşebilir gençler şöyle demeyelim. Yani ben e, daha kaliteli bir çoğaltılmasını sağlıyorum. Kalitesizden var geçiyorum. Kaliteli çoğaltıyorum yoksa üstün kaliteli hale getirmiyorum. Aslında e, aynı kaliteden devam ediyorum ama e, kalitesizleri ekmeye ekmeye ve onları çoğaltmaya çoğaltmaya e, ürün kalitesi aslında e, toplamda artmış oluyor yoksa aynı bitkinin ürün kalitesini arttırmış olmuyorum. ...tohum kalitesinin arttırılması... ...bu tohum kalitesine karışamam zaten... ...ben bunu e, değiştiremem... ...çünkü tohumun kalitesi... E, ...eşeği üremeyle meydana gelmiş bir durumdur bu... ...ben bunun genetiğini değiştiremem ki olanı ben e, üretmeye çalışıyorum kısa sürede ürün elde edilmesi olursa evet bu kısa sürede ürün elde ederim gençler cevap da D olur özellikle buraya düşmeyelim bakın ürün kalitesinin arttırılması ne demektir gençler kalitesizlikten vaz, e, vazgeçip daha çok kaliteli olan ürünlere e, yönelip onları oransal olarak çoğalttığım için e, kaliteyi arttırmış oluyorum yoksa yani kalitesiz bir şey getirip kaliteli yapmış olmuyorum oraya dikkat edelim e, tohum kalitesi kalitesini arttıramam. Çünkü tohum neyse, genetiği neyse o şekilde ortaya çıkacaktır. O yüzden de cevap 1 ve 3 olmuş olur. Bu tarz sorulara dikkat edelim gençler. Karşımıza özellikle vejetatif öreme ile ilgili büyük ihtimalle soru gelecektir. Dikkat edelim. 15 bir paragraf vermiş uzun bir paragraf. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi bitkilerde doku kültürünün amaçları arasında yer almaz diyor gençler. Evet bitki doku kültürü Bitkilerden alınan organ, doku ve hücrelerin steril yapay besin ortamında ve kontrollü şartlar altında kültüre alınarak doku, organ, bitki ya da bitkisel ürünlerin elde edilmesidir. Yani bir bitki de tam olarak elde edebilirsin, dokusunu da elde edebilirsin demeye çalışıyor. Doku kültürü çoğaltma, ıslah hastalık ıslah hastalıklarından arındırılmış bitki elde etme, değerli ürünler üretme Bitkisel gen kaynaklarını koruma gibi çok farklı kullanım alanlarına sahiptir. Doku kültürü klasik yöntemlerle çözülemeyen veya çözümü güç olan problemlere çözüm getirerek daha ekonomik kalite ve miktar yönünden daha yüksek bitkilerin üretiminin gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir tekniktir. Bakın bu hep yüksek kalite kısmı sanki ben kaliteleştiriliyorum kalitesiz olan bir şey kaliteleştirdi e, mantığı çıkmasın. ...daha çok kaliteli malzemeye, kaliteli bitkiye yöneldiğim için onlar oransal olarak arttığı manasına geliyor. Buraya dikkat edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bitkilerde doku kültürünün amaçları arasında yer almaz. Farklı genetik bitki e, özelliklere sahip bitkiler üretilir diyor. Hayır, elimde ne varsa o. Ben genetiği değiştiremiyorum burada bakın. Yani doku kültürü tekniği zaten eşeğsiz üreme şeklidir... Farklı genetik özelliklere sahip bitkileri elde etmiyorum. Val, var olan üzerinden, var olanın kalitesi üzerinden gidiyorum. Daha çok kaliteli olanı çoğaltmaya, az olandan daha vazgeçmeye çalıştığım için e, kaliteli olanı sayısal olarak e, daha çoğaltmış sayılıyorum. Yani burada genetiğiyle oynayamadım. genetini değiştiremedim. O yüzden cevap direkt aşık olacak. Diğerlerine tabi bakalım. İstenilen özellikteki bitkilerin çoğaltılması sal. İstenilen ne demek? Yani her istediğim değil. Yani kaliteli olanı daha da çoğaltmak manasında kullanıyoruz burada da. Kısa zamanda çok sayıda bitki üretmiş oluruz. Evet laboratuvar şartları altında. Yani bir bitkinin yaprağını parçalıyorsun parçalıyorsun bir sürü parçalıktan yeni fideler elde edebiliyorsun doku kültürü yöntemiyle. Bazı genetik özelliklerin sürekli olması sağlanır. Evet bu kaliteli olan bireyi daha da ee, sürekli hale getirmiş oluyorum. Sürekli onunla ilgilenmiş oluyorum tohumla üretimi zor olan bitkilerin üretimi sağlanır. Evet, eğer bir e, bitkinin üretimi tohumla e, üretimde zorlanıyorsak, o zaman bunun yaprağından, işte dalından, kökünden bir tarafından faydalanarak bu doku kültürü tekniğini kullanabiliyoruz gençler. 16 Mitoz sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri yüksek yapılı bitki ve hayvan hücrelerinde benzerlik gösterir? Yani hem bitkilerde olan bir durum hem hayvanlarda olan bir durum olacak. Sitoplazmanın bölünme şekli bir kere farklıdır. Nasıl yani? Bitkilerde ara oluşurken hayvanlarda boğumlanma şeklinde oluyor. O zaman bu farklıdır. İpliklerin oluşturulma biçimi de farklıdır. Neden? E çünkü bitkilerde ipliklerini sentrozom oluşturamaz. Sitoplazmadaki proteinler daha doğrusu mikrotübüller meydana gelir getiriyor. Ama hayvanlarda e, sentrozom organeli oluşturduğu için oluşturulma biçimi ne oldu? Farklı oldu. DNA'nın kendine eşlemesi ikisinde de ortaktır zaten. Farklı olamaz. O zaman benzerlik gösterir dediği için yalnızca 3 olacak. cevapta da C şıkı olmuş olacak. 17- eşeğli üremede gözlenen aşağıdaki özelliklerden hangisi eşeğli, e, eşeğsiz üremede de gözlenir. Yani ikisinde de olacak. Kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması. Evet ikisinde de zaten direkt ortaktır. E hocam hani kromozom sayısı yarıya iniyordu. Ya burada eşeğli üreme diyor. Mayoz demiyor ki eşeğli üremede de eşeğsiz üremede de kromozom sayısı sabitlenir. Eşeğsiz üremede zaten temelinde mitoz olduğu için direkt sabit olarak gidiyor. Eşeğli üremede ise kromozom sayısı mayozla önce yarılanır. Döller evlenme ile tekrar eski sayıya ulaşmış olduğu için kromozom sayısı değişmedi. Kalısal çeşitlilik gözlenmesi bu eşeğli üremenin özelliğidir. Eşeğsiz de yok. Çevre şartlarına daha dayanıklı bireylerin oluşması yine eşeğli üremenin özelliğidir. Döllenmenin olması eşeğli üremenin özelliğidir. Farklı cinsiyette bireylerin etkin katılımı o da eşeğli üreme ile ilgilidir. 18. İnsana ait karaciğer dokusundaki bir hücre art arda iki kez mitoz geçirmiştir diyor. Bu hücre bölünmesi ile ilgili ifadelerde hangilerinin doğruluğu kesindir? 2 eniştir 46 kromozomlu 4 yeni hücre oluşur. Evet bakın burada bir hücremiz vardı. İki kere mitoz arda, arda geçirirse... hatta biz burada 2 üzeri n formülünü kullanıyorduk. Buradaki iki neydi? E, n neydi? 2 idi yine. 2 kez dediği için. O zaman burada 4 tane yeni hücremiz oluşacak. Peki kromozom sayısı 46 mı olacak? Evet. Çünkü insandaki e, hücrelerin kromozom sayısı 46'dır. O zaman bu doğru olmuş oldu. Sitokinez hücre içinden hücre dışına doğru boğumlanarak. Bakın buradaki kelimeye düşmeyelim. Boğumlanma oluyor ama Boğumlanma içeriden dışarıya doğru değil, dıştan içe doğrudur. Halk, tamam bitkilerde içten dışa doğru, daha doğrusu merkezden dışa doğru oluyordu. Ama hayvanlarda dıştan içe doğru boğumlanma olduğu için buna yanlış deriz. Yeni hücrelerin genetik yapıları farklıdır. Hayır. E bu mitoz olduğu için birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Bu da yanlış oldu. Yeni hücrelerin sitoplazma miktarları farklı olur olabilir. Tabii ki olabilir. Yani birisi daha küçük, birisi daha büyük olabilir. Kesindir diyor. E farklılıktan dolayı olabilirlik sunduğu için o zaman cevapta 1 ve 4 olur gençler. 19 Mitozdaki olaylar belirli bir sıra ile gerçekleşmektedir. Yani profaz, metafaz, anafaz, telafaz gibi e, kademeler vardı. Aşağıda bir hücrede farklı mitoz evrelerinde kromozom sayısı, kromozomların yapısı ve yerleşim düzenindeki farklılıkları görülmektedir. Bir bitki hücresi tabii ki bu. Buna göre evrelerin meydana gelme sırası aşağıda verilenlerden hangisidir? Önce bu evreleri bir sıralayalım gençler. Burada dikkat ederseniz ee, zaten 4 kromozom görüyorum. Burada da 4 kromozom görüyorum. O zaman 4 kromozomlu bir bitki hücresinin mitozunu izliyoruz burada. Bakın şurada henüz çekirdek daha var. O zaman bu profazdır gençler. Buna P diyelim. Bu profaz olduğunu görüyoruz. Şuraya bakalım hemen bakın. Burada kromozomlar tek sıra halinde dizilmiş. O zaman bu da metafaz evresidir. Bakın burada da kardeş kromatitler buradan ayrılıyor birbirinden. Bu da anafazdır. O zaman bakın burada ise e, telofaz evresi derim Hatta sitoplazmada yavaş yavaş e, bölünecek o zaman Burası da ne oldu Telofaz oldu O zaman ilk başta profazı alacağım Yani 1 sonra 4 1 4 2 3 1 4 2 3 E şıkkında görüyoruz gençler Bu tarz soruları zaten ÖSYM seviyor Daha önce sordu sormaya devam edecek Bu sıralamaları bilmek gerekiyor 20 Vejetatif üreme çeşit e, Üreme virgülü koymamışız. Çeşitli bitkilerde görülen bir üreme şeklidir. Bu şekilde üre bu şekilde üreme ile olaylarından hangileri sağlanır? Yani kısaca vejetatif üreme ile ilgili hangileri doğrudur? Birey sayısının artması sağlanır mı? Evet zaten bütün üremelerin amacı aynı budur. Ana bitki ile aynı kalıtsal yapıda bitkiler oluşturma. Evet. Bakın bu cümleyi çok sever ÖSYM gençler. Ana canlı ile ana bitki ile aynı kalıtsal yapıda ve tıp atıp benzer bireyler oluşturmak kavramını çok sever çok sorar buna dikkat edelim. Değişen çevre şartlarına daha dayanıklı bireyler oluşturma bu eşeydi üremenin özelliğidir. Eşeysi de böyle bir durum söz konusu değil. Sahip olunan özelliklerin korunması yani birbirinin tıklısının aynısı olması durumu zaten var. Sağlanır dediği için gençler ne diyeceğiz? 1, 2 ve 4 diyeceğiz cevabımızda D şıkkı olmuş olacak. 21. Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan temel olaydır? Yani eşeğli ürediği halde kromozom sayısı neden sabit kalmaktadır? E çünkü bunlar önce mayoz yapıyorlar sonra da döllenme olunca tekrar kromozom sayısı soyun kromozom sayısına sahip olmuş oluyor. İnterfaz safhasında DNA işlenmesi e bu mitozda da var yani böyle bir şey diyemiyorsunuz zaten. E hem de e, sağlayan temel bir olay değil zaten. Profaz 1'de crossing over olması bu çeşitlilikle alakalı bir durum yani e, kromozom sayısının sabit kalması ile ilgili bir durum değil. Mayozda oluşan üreme hücrelerinin döllenmesi. E, Mayozda oluşuyorsa kromozom sayısı n oldu. ile tekrar 2n oldu. O zaman kromozom sayısının sabit kalması sağlandı soyda deriz gençler. Zigotun mitoz bölünmeler geçirmesi bir temel olay değildir. Burada temelliği sağlayan zaten burada mayozdan sonra döllenmenin olması olaydır. Mayozla farklı genetik yapıda hücrelerin oluşması bu da yine çeşitlilik ile ilgili bir durumdur. O zaman cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. 22 Canlılarda görülen çeşitli rejenerasyon örneklerinden hangileri üremedir? Çünkü bazıları bazı rejenerasyon örnekleri üreme, bazıları ise yenilenmedir. Eğer yeni bir kopan kısımdan yeni bir canlı oluşuyorsa zaten o üremedir. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni bir kuyruğun gelişmesi burada yeni bir canlı oluşmadı ki. Bu tamirattır yani bu yenilenmedir deriz. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının oluşması zaten sorunun cevabı içinde aslında bakın. Kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının oluşması o zaman bu üreme olduğunu yeni bir canlı olduğunu zaten bize gösteriyor. ÖSM daha önce bunu kullanmıştı gençler aynı soru hemen hemen. Planaryanın kopan parçalarından yeni planaryaların gelişmesi. E bu da bakın yeni planaryaların oluştuğunu bize söylüyor zaten. Burada da üreme var. Kırılan bir kol kemiğinin kendini onarması. Burada yeni bir kol meydana gelmiyor ki. Onarma var sadece. O zaman cevabımız da 2 ve 3 olur. 5 çıkı olmuş olur gençler. Bu sorunu hemen hemen aynısını daha önce ÖSYM zaten sormuştum. 23. Yandaki şekilde mayozda ait bir evre verilmiştir. Bu bölünme evresinden önceki evreler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi burada 4 tane kromozom görüyorum ve ayrılma olayı olduğunu görüyoruz. O zaman bu anafaz evresi gençler. Anafaz 1 evresi hatta. Çünkü e, karşılıklı dizilimden sonra ayrılma var ya. Homolog kromozomların ayrılması anafaz 1'de olur. Kardeş kromatiklerin ayrılması ise anafaz 2'de olur. O zaman bu evre hangisiymiş? Anafaz 1'miş. O zaman anafaz 1'den önce neler var? Anafaz 1 daha önce interfaz var, profaz var, metafaz var. Onlara dikkat edelim. Hangisi yanlıştır diyor. Homolo kromozomlar çift sıra halinde dizilirler. Evet dizilmişler de zaten. Bu hangi evrede oluyordu? Metafaz. E metafaz bu evreden önce mi? Önce. O da bize zaten önceleriyle ilgili soru sormuş. Mayuzda çeşitliliğin sağlanmasında etkilidir. Öncesi tabii ki etkilidir. Çünkü crossing over olayları falan var. Homolo kromozomların rastgele dağılması olayı var. İpliklerin sentrozom oluşturur. Burada sentrozomu görüyoruz zaten. Doğrudur ki oluş da e, profaz evresinde oluyordu. Kardeş kromatikler arasında kelimeye dikkat edelim. Kardeş kromatikler değil, kardeş olmayan kromatikler arasında crossing over olmuştur. O zaman bu cevapta yanlış oldu. Bize yanlışı soruyor zaten. Kromozomlar tetrat oluşturur. Şimdi değil bakın. Öncesini sorduğu için bunun öncesinde telafaz evresi vardı. Orada zaten e, pardon. Metafaz vardı. Metafazda da zaten tetra e, pardon. E, tabi orada da var. Ee, aynı zamanda profazda da oluşuyor tetrat zaten. O zaman bu da doğru olmuş olur. Cevap da değişik olur. Çünkü bize yanlışı sormuş oldu. 24. Mayoz geçiren sağlıklı bir hücrede crossing over olmamasına rağmen oluşan hücrelerin birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ya zaten crossing over her zaman olmak zorunda değil ki. Ama homolog kromozomların rastgele dağılması çeşitliliğe sebep oluyor. Yani çeşitliliğin temelinde aslında ...homolog kromozomların rastgele dağılması vardır. Crossing over buna katkı sağlar. Bu bu çeşitliği daha da arttırır. Mutasyon olması zaten sağlıklı demiş. Mutasyonu eleriz buradan. Homolo kromozomların rastgele dağılması deriz direkt. Cevap da 5 olur. Sinapsiz ve tetratta çeşitlik olmuyor gençler. Çünkü bu sırada crossing ol olmaya da biliyor zaten. Kromozom sayısının yarıya inmesi de değil. İnterfaz devresinde DNA'nın eşlenmesi de değil. Demek ki temel olay burada homolo kromozomların rastgele dağılmasıdır deriz. 25. Eşeğide üreme yapan bir hayvanın vücut hücrelerindeki kromozom sayısı 20'dir. DNA miktarı ise 24 çarpma 10 üzeri eksi 16 miligramdır diyor. Bu hayvanda yumurta ana hücrelerinin mayozu sırasında oluşan tetrat sayısı nedir? Mayo sonunda oluşan hücrelerin DNA miktarı nedir? Oluşan hücrelerin kromozom sayısı nedir? 1 2 3 şeklinde veriyorum. Zaten tetrat sayısı haploid kromozom sayısına sahip eşittir deriz. Ya da şöyle yaparsınız. Elimde kaç kromozom var? 20. E bunu ikili ikili birleştirirsen tetrat elde edersin. O zaman 10 tane tetrat elde etmiş oluruz. Hemen 3'e direkt bakalım. Kromozom sayısı ne olacak? Hücrelerin sonuçta tetrat sayısıyla aynı olacak. Çünkü 20 kromozomlu bir hücre ise mayozda mayoz sonunda 10 kromozomlu hücrelere dönüşecek. Peki, DNA miktarını sormuş 2'de. DNA miktarı nasıl olur gençler? İlk başta bakın DNA miktarı 24 ise şu onu unutalım hiç. Önemli değil bu 10 üzeri eksi -16. 24 tane 24 e, miligramlık DNA varsa interfaz evresinde bu 48 olur. 48 olur önce. Sonra mayoz 1'de 24 24 paylaşılır. Mayoz 2'de ise bu 24 tekrar paylaşılır, 12'ye düşer. O zaman 12 olacağı için burada bir 12 vermiş zaten direkt. Zaten bunu bilen direkt onu çözmüş olur. Cevapta C şıkkı olmuş olur gençler. Evet, 26 26. Bir canlının eşeyli üremeyle çoğalabilmesi için, çoğalabilmesi için olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorunludur? Mayoz ile gametlerin oluşması. Bakın mayozla gamet oluşmak zorunda değil. Bakın buraya dikkat edelim. Mesela mesela e, arıları aklınıza getirin. Arılarda erkek arılar e, spermlerini mitozla çoğaltıyorlardı. Yani oradaki gametler ille de mayozla oluşmak zorunda değil. O yüzden oluşması doğru olmaz. Yani çünkü hepsi için gerçekli olmuyor. Olmak zorunda değil yani. Döllenmenin gerçekleşmesi, evet döllenme olmadan zaten ee, eşeğli üreme olmaz. Yani eşeğli üremeyi ele veren kavram aslında döllenmedir, yani mayoz değildir. Çünkü hatta mayoz olan yerlerde, mesela partenogeneziğine düşünün, orada mayoz oluyor ama... Oradaki yumurtalar transit gelişiyordu ve biz ona eşeğsiz üreme dedik bakın. Aynı zamanda erkekler mayoz olmadan da kendi gametlerini yani spermlerini oluşturuyordu. O yüzden de e, mayoz olmak zorunda değildir yani. Gametlerin iki farklı bireyde olması da e, zorunluluk değildir çünkü hermafrodit bireyler var Hermafrodit bireyler her iki gametinde kendisi oluşturup hatta kendi kendini dölleyebilme özelliğine de sahiptir O zaman gerçekleşmesi zorunludur dediği için cevabımız 5 şık oldu bu soruya dikkat edelim 27- Bölünmekte olan bir hücre ile ilgili olarak durumlarından hangileri bu hücrenin mayoz geçirdiğine işaret eder? DNA'nın interfazda eşlenmesi e bu mitozda da var. Ben mayoz olduğunu çakmam buraya bakarak. Homolog kromozom kelimesini gördüğünüz zaman direkt mayoz deyin. Veya tetrat gördüğünüz zaman direkt mayoz derseniz. Kromozomların hücrenin e, ortasına dizilmesi E bu da olmaz. Çünkü mitozda da dizilme var. Yani mesela burada çift sıra halinde dizilim deseydi veya tek sıra halinde dizilim deseydi hangi evreye ait olduğunu söylerdik. Ama dizilme demek sadece ben dizilmeye bakarak bilemiyorum. O zaman net bilgimiz sadece 2 olur cevap da B şekli olmuş olur. 28 ve son sorumuz gençler. Mayoz ve mitoz karşılaştırılacak olursa aşağıdaki olaylardan hangisinin mayoza özgü hangisinin mayoza özgü değildir? Biraz cümle düşüklüğü olmuş. Hangisi mayoza özgü değildir? Homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi mayoza özgüdür. Tetrat oluşumunun görülmesi mayoza özgüdür. Crossing over sadece mayozda olduğu için mayoza özgüdür ama bakın bir daha burada kullanılmış kromatitlerin birbirinden ayrılması mayoz 2'de de var ama mitozda da var ve mayoza özgü bir durum olmadı. Bakın bu kromatit ayrılmasını çok çok soruyor. Hem MEP hep, Ö, hem de ÖSYM. Sinapsis mayozdur gençler. Bu da mayoza özgü oldu. O zaman burada cevabımız pardon yanlış olmuş. Bunu D yapalım. Bunu E yapalım. Yerlerini değiştirince böyle oldu kaldı unuttuk. O zaman burada D şıkı olmuş oldu gençler. Evet. Böylece 20 tane 28 tane soru gençler MEP kitaplarından kullandığımız 28 tane soruyu eee çözmüş olduk. Sizin ayrıyeten o kitapları tek tek çözmenize gerek yok. Ben orada 3 tane kitabın da hatta 4. eski sorulara da bakarak böylece e, Milli Eğitimin e, 4 kitabından en önemli tabi bazı sorular birbirine benzediği için hepsini almadım. E, soru tiplerinin hepsini almış olduk sizin yerinize. Böylece bir arşiv yapmış olduk, faydanıza sunduk. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada gençler özellikle unutuyorum bazen işte kanala abone olun, like atın, yorum yazın. Bunları yapmıyorsunuz. Özellikle arkadaşlarınıza tavsiye edip sayımızı arttırırsanız Ondan sonra like atarsanız yorum atarsanız sevinirim. Çünkü bu bizi öne çıkarıyor en azından algoritmada. Çünkü ne bir yerde reklamımız var ne bir yerde kimseye söylüyoruz işte bizim reklamımızı yapın bizi tavsiye edin diyoruz şeylere özellikle bu kanallara falan çoğu öyle yapıyor işte kanallar birbirlerini tavsiye ederek sayısını arttırıyorlar. Siz eğer kendi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kendi Facebook veya işte bu Instagram hesaplarınızdan tavsiyede bulunursanız hızlı bir şekilde büyüyeceğiz gençler ve inanın çok kaliteli bir iş yapıyorum diğer kanallara baktığım zaman her şeyle çok düzgün iş yapmaya çalışıyoruz gençler inşallah. Daha da güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.